Vallahi gitsek mi? Arkadaşlar görüşürüz. Sağ olun. Arkadaşlar. İbrahim nasıl? Havaalanına giderken varım, problem Sayın değil. Genel Başkanım, ben isterseniz takdim edebilirim. Burası poliklinik hizmetlerini... Merhaba kızım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Poliklinik hizmetleri veriyoruz. Burada 5 uzman hekimimiz var, bütün polikliniklerde. Genelde gönüllülük esasına dayalı hekim havuzumuz var burada. Evet. Hemen az ileride dişle ilgili yeni bir bölüm açıyoruz. Ayrıca gözle ilgili de haftada 2 gün buraya gelen arkadaşlarımız var. Hekim arkadaşlarımız, kalp damar cerrahı, çocuk hastalıkları uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı, aile hekimi arkadaşımız. Arkadaşlar biraz açabilir miyiz? Burası yara pansumanlarının yapıldığı bölüm. Girmiyor. Sadece ben buradan kenardan baktım. Güzelmiş. Bu bölümde. Gir abi. Dikkat et oradan. Burası çocuklar için, bu taraf erişkinler için. Evet, güzelmiş. Hocam. Çok güzel. Allah razı olsun. Çıkalım arkadaşlar. Yeni kuruyoruz ama İstanbul Diş Hekimleri Odası'nın burada oluşturdukları bir diş bölümümüz var. Çok iyi. Cihazla ilgili küçük bir sorun yaşandığı için birazcık gecikti ama olsun. Yarın hemen çok büyük ihtiyaç olur bu tür yerlerde. Çok. Aşırı diş sıkmanın da getirdiği. Aşırı diş sıkmanın da getirdiği. Geç. Belelde bulabilirsek. Devam edelim. Bütün edukasyonlarımızda toplam. Buraya alalım. İlkokul eğitimleri burada düzenlenir. Sınıf öğretmenimiz var bir tane depremzede gönüllü olarak karma bir eğitim planlıyor. Pazartesi gününden itibaren başlayacağız burada. Evet. Bizler de burada hem bireysel destek veriyoruz çocuklara ve ailelere hem de grup etkinlikler yapıyoruz. Bu şekilde. Branşınız ne? Klinik psikoloğum ben. Harika. Çok iyi. Evet. Ağırlıklı olarak hangi konuda oluyorlar? Daha çok çocuklarla görüşüyoruz onların. Çocukların nesi var? Yani daha çok bu aslında en çok zorlandıkları alan burada da bir bağ kurmaya çalışıyorlar şu anda. Bizlerle olabildiğince iletişime geçmeye çalışıyorlar. Evlerinden ayrı kalmak onları çok üzüyor. Ailelerinde kayıplar var. Bunlar onları çok yıpratıyor bu süreçte. Onu mesela... unutmam gayret ediyorlar. Çok onun üzerinde konuşuyorlar. Üzerine çok konuşmuyorlar. Daha çok oyunlarla o alandan uzaklaşmaya çalışıyorlar açıkçası. Korku duyguları nasıl? Yüksek. Şu anda. Aşırı konuşma var mı? Çok yok. İçine kapanan bazı çocuklar var. Onları daha çok böyle sosyal ortama çekmeye çalışıyoruz şu anda. Ya öyle ya öyle olur evet, ya. Evet, ya aşırı hiç alakasız konularda konuşmaya başlarlar. Evet. İşin zor be kızım. Hı. Allah yardımcın olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rüya anlatıyorlar mı? Evet yani ondan da bahseden oluyor. Daha çok biraz daha büyük yaş, ergen yaş grubu bahsediyor. Evet, yani o rüyalarından. 11 yaş. Evet. 11 yaş o şuur altı öyle çıkar. Oy, Allah sana yardım etsin. Ay, çok zor. Sen nasıl kaldırıyorsun? Bayağı dinlediklerinden nasıl kaldırıyorsun kızım? Zor. Mesleki olarak evet. Profesyonel yaklaşmaya çalışıyoruz şu anda. Çok zor. Depremdekileri zordur. Evet. Ya afet şey. Allah yardımcınız olsun. Hoş bulduk. Merhabalar. Burası ne? Burası dinlenme alanları Sayın Genel Başkanım. Bu alan, biraz sonra göreceğimiz alan yemek yedikleri alanlar. Buralarda dinlenme alanları. İyi. Hadi. Yok. Devam edelim. Merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Mutfağımız sağlam ellerde. Evet. Hepinize hoş geldiniz. Allah razı olsun. Ay çok iyi. Allah bağışlasın. Ne kadarlık? 7 aylık. Baba nasıl baktı? Kurban ölüyor. Evet, işi vardı. Güldü. Sen şimdi Ekrem Başkan'ı tanıyor musun? Ha? Sen selam Ekrem Başkan'ı tanıyor musun? Selam ver. Hadi selam ver bakayım Ekrem Başkan'a. Senin utangaç dudaklarını yer. Hadi bakalım, Allah bağışlasın kardeşim. Sağ ol. Ay ne güzel. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani şimdi size bir de şiir yazdım ya. Şiir. Ne güzel, hemen okuyayım. Hemen okuyayım efendim. Akşener ve Ekrem Başkanıma ithafen demişim efendim. Harika. Şimdi şöyle açıyorum efendim. Çoktan istiyordum sizle görüşmek. Ben aşığım size, bilin başkanım. Yok. İskenderun. Oraya hiç bence mahsuru yok. Var. Acele etme. İskenderun'daymış. Nasip görüşmek. Hatay'a ulaşmış kolum başkanım. Milliyetçiliği övdüm canımla. Hep milleti sevdim asil kanımla. İYİ Parti olup Meral Hanım'la. Her zaman beklerim. Gelin başkanım. Oo, tamam. Geldik. Ekmeği sacı. Yanmasın hamurum olmasın acı. Ekrem size kardeş. Siz ona bacı. Reisi Cumhur da olun başkanım. Evet. Yani bacı ve kardeşi aldık, kabul ettik. Mevlam sizi bizi de gör ki rahat ettik. Orhan Gazi'de şu yeminizde rahat ettik. Döşeğimiz oldu kalın başkanım. Pir Bekir'im der ki yüreğim ölmez. Ben sizi gördüm ya, benliğim solmaz. Madem ki hep kuluz, duasız olmaz. Namazınızı da kılın başkanım. Hürmet ederiz. Aşkınızla yanıyoruz. Allah razı olsun. Vallahi billahi aşkınızla yanıyoruz. Sağ ol. Var olasın. Var olasın. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Sizi görüştüğüne çok şükürler olsun. Gel ablacığım. Bir resim alalım efendim. Buyurun. Bak şöyle. Tamam. Bak bizi birbirimize emanet etti. Evet. Sen bu resim. Kardeşimsin. Ben de onun ablasıyım. Tamam. Tamamdır abi. Az önce ifade ettim. Sen dediğin için diyorum. Ay. Tamam. Buradayız efendim. Var olasın, yüreğine sağlık. Başkanım, var olasın. Ben %91 engelliyim. Buraya sığındım. Betonlardan artık psikolojim bozuldu. Tamam. Ben sizden bir konteyner olursa istiyorum ya. Hallederiz. Tamam. Sen endişe etme. Tamam. Kim takip ediyor burayı burada? Tamam. Hocam konuları... İsim soy isim ne? Bekir Cila. Bekir Cila. Hoş geldiniz. Ne güzelsin. Ama bilmiyordum, hastaydım ben. Kurban olurum. Geçmiş ben içeride olsun. Yatıyordum, depremzadeyim. Geçmiş olsun abla. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Burada evet, sizin yeriniz. Rabbim elinizden Ne demek ama bilseydim hazırlayacaktım. Kurban olurum. Gene hazırlarsın. Biz buradayız. Bekliyorum. Acele etme sen. Tamam. Birkaç gün sonra da verirsin, bize ulaşır. Teşekkürler. Sağ ol anacığım. Allah korusun sizi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ ol anacığım. Annesi babasına olsun. Çok teşekkür ederim. Ben sizinle konuşalım. Memnun oldum anacığım. Allah korusun. Burada sorunlar. Geçmiş olsun. Anne, siz annesiniz değil mi? Evet. Ha tamam. Uyuyor ya. Evet. Nasılsınız? Annesisiniz. İyileştiniz mi? Tamam. Sahip çıktınız. Çok teşekkür ederiz. O öğretmenimiz burada tedavi oldu. Var mı bir derdin kızım? Hocam ne diyebilirim ki? Çok şükür hocam. Tam şükür kafamızı koyacak bir yer. Çalışıyor musun? Yok hocam, ben çalışıyorum. Eşin ne iş yapıyor? Eşi Türkçe öğretmen. Resmi öğretmen misiniz? Yoksa ücretli vesaire? Ben atanmış bir öğretmendim. Adıma sahte bir imza düzenlenerek ihraz edildi. Üzerine uğruyor 6 yıldır. İnşallah hak yerini bulacak. KHK mağdurlarından birisi. İnşallah hak yerini bulacak diye inanıyorum. Adalet bir gün yerini bulacak diye inanıyorum. İnşallah ya Rabbi. Başkanım annem az önce şiiri okuyalım. Oy oy. Muhteşem. Değil mi? Of. Evet. Ne şanslı kadınsın. Değil mi? Senin adına da yapmış, yazdı mı şiir? Çok yazdık. Eskiden yazıktı yani. Tam aşık yani. Aynen. Tabii 7 yıl. Oo, 7 yıl mı süründürdün adamı? Evet. Ne mutlu bir şekilde. 7 sene süründürdün. Evet. Meşmeyle. Ama o zaman şair olmazdı süründürmeseydi. Yani. Bizimki de fena değil. Ben de 7 yıl. Öyle mi? Evet. Yani olacak o kadar. Ay canım benim. Oy oy oy. Oy aşkım benim aşkım. Neyse yani şiir bir tanecik yazılabildi. Devamlı yazılır. Gidince söyleyeceğim bir tanecikle olmaz. Sen kimsin kızım? Torunum. Sen torunsun. Evet, ileride böyle bir durum inşallah sen de yaşarsın. Ya deden hala aşık. Dört kötü mükemmel. Ya Allah nasip etsin sizlere de. Beraber. Ay harika ya. Bayıldım.